Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Dolunay sunucusunun 22. bölümüyle karşınızdayım. Bu videoda hiç facecam yok bu arada. Çok hastaydım gerçekten, zar zor çektim zaten videoyu da. İlerleyen videolarda gelecek tabii ki de yine facecam. Bunu da önden bildireyim dedim. O zaman şimdi haydi videoya geçelim. Neste Market'e şöyle kor sandığı geldi. Ben de biraz Marmara'dan app geçirdim. Marmara'da da app kuponları bayağı bir düşmüş. Biraz app çektim. Şöyle bir 20 tane alacağız bundan. Bunun içinden çıkanları göstereyim. Core destansı, değerli, soylu, normal, işlenmemiş bütün korlar çıkıyor. Onun dışında fasulyeler de çıkabiliyor yine aynı şekilde. Bizim istediğimiz olabildiğince az fasulye çıkması ve şu iki. Destansı ve değerli korun çıkması. Bundan bir şöyle 20 tane alıyorum. Umarım zarar etmeyiz. Bu hesapta da şöyle göstereyim. Yakut altyapısı full. Hani bir şeyler çıkarsa güzel olur. Şöyle abi aldık sandığı. Açmaya başlayalım. Şöyle bilgi kısmını açacağım. İlkini açıyorum. İşlenmemiş korla başladık. Yeşil ejderha fasulyesi çöp. Kor işlenmemiş. İşlenmemiş kor. İşlenmemiş kor. İşlenmemiş kor. Mükemmel abi. Mükemmel gidiyoruz. O kadar kötü ki. Şu ana kadar ilk 8 sandıkta hiçbir şey alamadık. Bir işlenmemiş kor daha. Bir işlenmemiş daha. Abi bir tane değerli bir şey göreyim ya. Bir değerli veya destansı. Normal gördük bir tane. İşlenmemiş. Normal. Normal. Yeşil ejderha fasulyesi, yeşil ejderha fasulyesi, yemin ederim dalga geçiyorlar. Bari bir yakut çıksa da üzülmesem. Elmas, safir, onyx, yakut bir tane var. Grena, grena, onyx, yeşim ve grena. Aldığıma pişman oldum açıkçası. Normal korlardan yontulmuş safir, işlenmemiş yeşim ve işlenmemiş grena. Bir şeyler çıkabiliyormuş, şöyle bakalım. Yakuttan o kadar düşük bir ihtimali var ki. Elmas zaten yok, yeşim de yok aynı şekilde. Safiri zaten simya süresi olarak kullanıyorum. Grena çıkabilir, onyx belki çıkabilir. Şöyle bir ilk yakut atacağım. Yakut geçti, yontulmuştu, tamam. Onyx'lerden devam edelim. Bir yontulmuş onyx. Bir tane daha gelmedi. Onyx şansımızı kaybettik. Grena. Grena yanlı ilki. Bir tane yontulmuş aldık. Bir yontulmuş daha verir misin? Tamam, verdi. Şöyle bir Grena'yı ender atayım. Bir tane geçti. Yakut. Maalesef yakut yandı abi. Grena da kesin yanacak bak. Kesin yanacak. Aynen öyle. Aldığımızı alacağımıza pişman olduk. Allah senin belanı versin. Oyun şu an küçük ekranda, kusura bakmayın, bir tur kule çıktım. Şöyle çeliklerim var, bunları basacağım. Kuyumcu çıkarmaya çalışıyordum. Şu çelikleri bir basalım bakalım. Bunların da artı 8'leri 40-45'em. Şöyle abi ilkini basıyorum, ilki yandı. Bir tane daha şuradan basıyorum. Bu geçti, güzel. Bir 40-45'em geldi, tam bilmiyorum ama 40-50'em civarlarında. Hadi 40'em diyeyim. 40'em geldi. Bir tane daha alırsak çok güzel olur bizim için. Bu yandı ve son hesaptan atıyoruz artık. Umarım bu da geçer. Şöyle yapıştırdım. Maalesef bu geçmedi ama 40'em gayet güzel para. Bir tur daha kule çıktım. Bu sefer de silahçı çıktı. Ya normalde kuyumcu çıkarmaya çalışıyordum. Şöyle coşku ayakkabısı vardı, bunları basacaktım. Çıkmadı abi. Daha da uğraşmam kuleyle valla. Şöyle silahları bir basalım. Bir tane artı 8 aldık. Güzel. Bu hesaptan da hemen deneyelim bakalım. Bu da geçti. Çok güzel. Üçüncü hesabımızdan da şöyle basalım. Bu da geçti. Hadi bir de 4'ten basalım şöyle. Abi bu da geçti. Nereden baksanız bir bivon geldi şuradan ya. Gayet güzel. Farm yapan kardeşimiz şöyle iki tane efsanevi yakut veriyor. Bunları mitsiye deneyeceğiz. Umarım geçirebiliriz. Gerçekten geçmesini ben çok istedim. Umarım arkadaşı kâra geçiririz. Şöyle abi ilk bir etraf beyaz olsun bir. Adam akıllı görmek istiyorum. Benle göremeyeceğiniz bir totem yapacağım. Ya ben yapmam normalde bunu ama bunu hissettim. Gerçekten hissettim. Şöyle abi efsanevileri buraya atıyorum. Aşağıya edici atıyoruz. 60 geldiğinde yapıştırıyorum aslında. Bu kadar basit. 60 küsür herhangi bir şey. 66 geldi. Hadi bakayım. Abi yapıştırdım. Bizim Berker'in hep. Berker bozdu abi işi. Bari 6'da 6 gelsin. Veya 5'te 5. Aga be. Vallahi geçmiş olsun kardeşimize. Bir tur bir Bagjanum'u kesmeye geldik. Daha doğrusu Jotun'a geldik. Bagjanum'u da kesiyoruz. Yeşil iksiri bende, güzel. Bu yeşil iksiri aramızda alıyoruz Berker'le. Öyle çok şey yok. Kaç sandığımız var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sandık. Çok güzel abi. Hemen bir de Jotun'u kesip gelelim. Jotun'u da kestik şöyle. Kaç sandığımız var? 6, 7, 8, 9 sandık da burada var. Elimde 10 tane Razador sandığı var. Razador sandıkları şu anda 5.5M. Razador yumurtaları Bivon. Ejderha alevleri 60M falan sanırsam. Pet kitabı sandıkları da 30M. Hani bir yumurta çıkarırsak çok güzel kâra geçeriz. Buraya 55M para verdim. Şöyle açalım bakalım.
Umarım bir yumurta görürüz abi. Orkide çan ejderha alevi. Çok güzel para çıktı abi. Direkt para çıktı. Altın iplik. İnşallah bir tane daha böyle güzel bir şey görürüz. Halka üyesi, keten kemer falan. Kristal küpe, şahin kalkan, sende bir sersemlik var mıdır? Yok abi. Hakikat ruhu para etmiyordu sanırsam. Alev taşı, orkide çan, genç pet kitabı. Hadi oğlum bir yumurta bir şey ver. Bir yumurtaya. Tecrübe, orkide çan, diken pençe ve son sandık safir işlemesi, tanrı çiçeği ve ruh taşı artı. Yani zararda değiliz en azından. Ejderha alevi çıkardık. Bu direkt parayı çıkarıyor, üstüne biraz da kar bırakıyor. Gayet güzel. Diyaloğumuzu da bir verelim bakalım şöyle. Geçecek mi? Maalesef geçmedi. Bir de hava BK'mız var. Bunu da okuyalım. Maalesef bu da yandı. Kulede bastığım bu itemler satılmıyor. Bunları demircide bir 9'a vuracağım. Umarım en az bir tane art 9 alırız. Art 9 haliyle satılır diye düşünüyorum artık. Şöyle abi sarı ejderha yaylarını yakacağım. Muharebeleri geçireceğim inşallah. Bir tane muharebe geçse yeter bana. Şöyle sarı ejderha yayını atıyorum. Yandı, tamam, bunun yanmasını bekliyoruz. Bu da yansın şimdi. Ha, bu geçti. O zaman bu muharebeyi yakalım, diğeri geçsin. Bunu da şöyle yakalım. Tamam, güzel. Bu geçsin o zaman. Maalesef bu geçmedi ama tamam, en azından bir tane artı 9 aldık. Şu çelik de duruyor aynı şekilde ama bunu normal demirci de denemeyeceğim. Bunu hemen loncu demircisine gideyim, orada deneyeyim. Atalım şöyle hemen çeliğimizi. Hadi oğlum sen geç. Çok güzel olur. Yapıştırdım. Maalesef yandı abi. Elimde 2 tane antika safir var. Son 10 antika safirimizden 5 tane efsanevi aldık. Yani %100 oranla geçirdik. Bakalım burada patlayacak mıyız? İçimden bir ses patlayacağız diyor ama şöyle yapıştırdım abi, burada da patlamadık. Ne gelmiş? Düz geldi. Tek ninja ama sıkıntı değil. Gayet güzel bir karımız var. Ayın 2 ve ayın 8'inde ay işi eventleri var. Ben de bunlar için biraz beyaz şebnem yapacağım şimdiden. Hazır çiçekler pahalılaşmamışken biraz beyaz şebnem yapayım diyorum. İtemler falan zaten hazır. Korçarında duruyor. Bozmamıştım itemleri. Şöyle hemen şunları bir çevirelim. İlk olarak çan çiçeği suyunu yapalım. Ardından dok suyuna çevirelim. Sambo suyu ve ardından beyaz şebnem yapalım bakalım. 50'li 50'li yapacağım. Umarım bir 200 savunma yakalayabiliriz. Şöyle abi çevirmeye başlıyorum. 8 parça geldi. Böyle fazla gelmesi güzel bizim için. Geri kalan 100 tane de şöyle 100 savunma 5 dakikalık olarak benim ilk envanterime gelmiş. Bakalım 200 savunma yakalayabilmiş biz. 150 savunma 3 dakika, bu da güzel. 150 ve 200 savunma bize okey. 40 savunma çöp. 100 savunma 1 dakika çöp. 200 savunma 5 dakika, of çok güzel be, çok güzel be. 70 savunma 2 dakika çöp. 70 savunma 3 dakika yine çöp. 100 savunma 3 dakika, kötü de satılır bu. 150 savunma 2 dakika, abi çok güzel yakalamışız gerçekten. 200 savunma 5 dakika. Bizim direkt bir ayış eventimizi bu kurtarıyor. Diğer ayış eventlerini şu 150 savunmalıklarla hallederiz. Gayet güzel. 2 antika safirim daha var. Bakalım geçirebilecek miyiz? Burada patlayacak mıyız? Bu sefer gerçekten patladık gibime geliyor. Yapıştırdım abi, yine geçti. Ne geldin? Düz geldi. Efsun'a bir şey yakalayamıyoruz ama zaten 3 atak veya 3 savunma yakalamadığımız sürece öyle çok bir şey etkilemeyecek. Ki öyle yakalasak da bir 10-15 en fazlaya satacağız. Gayet güzel ya, iyi geçiriyoruz. Patlayana kadar şöyle bir devam edeyim diyorum. 2 tane daha yine antika safirim var. Şöyle abi yapıştırdım, yine geçti. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor öyle? O ne öyle? 3 savunma. Ooo, Ninja Lycan savaşçı. İşte bu 15M değil. Bayağı bir fazla fiyata gider. Çünkü Lycan Ninja savaşçı abi, en önemli 3 efsun. Ve 3 savunma. Mükemmel abi. Mükemmel. Çok güzel katladık gerçekten. Harika oldu ya. 4 Jotun, 5 tane Bagjanamu sandığım var. Bunları açacağız bakalım. Bunların içinden bir Titan Dioxit istiyorum. Titan Dioxitler şu anda 130M. Ay taşları da 50M falan ama yanda çıkan diğer ürünler de yine güzel para ediyor. Şöyle bir açalım bakalım. Bak canımlardan başlıyorum. Tunç plaka, çöp, ametist falan. Bunlar çöp direkt. Mavi boya. Mavi boya güzel. 50M mavi boya abi. Güzel. Hortlak dişi falan. Çok aşırı güzel. Çıkmıyor. Bir titan dioksit istiyorum ya. Bir mavi boya daha geldi. Güzel. 100M. Jotunlara geçelim. Bakır plaka, kaplan kalkan falan. Sersemliğin var mı? Yok abi. Young, ejder süvari giysisi para etmez sanırsam. Gri boya, keten kemer, şeytan boynuzu, son sandık, bilgeliğin kemeri, leylak ve gümüş kenet. Yani şöyle bir bakacak olursak 90M falan verdim. Ortalama 90-95M ediyor yani şurası. 2 tane mavi boya da ortalama o fiyatlarda ediyor. Yani fitiz, zararda değiliz. Bu sefer batacağız herhalde. Yine 2 tane antika safirimiz var. Şöyle abi yapıştırdım. Sonunda yaktık.
tam emin değilim ya son 14 ya da son 16 antikadan hepsini geçirmiştik. Hani gerçekten bayağı bir şanslıydık. Bir yerde yakmamız lazımdı, burada yaktı. Şimdi artık bunun üstüne uzun bir süre geçiremeyeceğiz büyük ihtimal. Hiç durmadan yakacağız. Tabi bu yakmaları ben işlenmemişlerde halletmeyi düşünüyorum. Bir süre artık bir antika denemem diye düşünüyorum. Ama sağım solum da belli olmaz. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.